Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bein Spor stüdyolarına. Saatlerimiz 11 oldu. 23 Ağustos Pazartesi günündeyiz. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Haftanın ilk manşetine. Uğur, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Çok teşekkürler. Süper Lig'de ikinci hafta iki maç, bu akşamki maçlar dışında tamamlandı diyelim. Hepsini konuşacağız. Öne çıkan başlıkları, manşetleri hemen ilk sayfamız gelsin efendim. Ekranlarınıza Fanatik Gazetesi diyor ki başlığında altın dokunuş. Fenerbahçe Antalyaspor karşısında hücumda bir türlü etkili olamadı, pozisyona girmekte zorlandı. Vitor Pereira 64. dakikadan itibaren gidişatı değiştiren hamleleri yaptı. Zajc, Valencia, Mesut ve Arda'yı oyuna aldı. Bu isimlerden Zajc ve Valencia gol attı. Arda ve Mesut ise asist yaptı demiş gazete. Takım ruhu harika. Vitor Pereira maçın ardından fazlasıyla mutluydu. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Harikaydılar dedi. 53 yaşındaki hoca. Son olarak genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le ilgili olarak oynamalarının sebebi genç olmaları değil, kaliteli, karakterli ve hazır olmaları yorumunu yaptı. Yani formayı kim hak ediyorsa özetle ona veriyorum diyor Vitor Pereira. Yani genç fetişi yok burada. Genç oyuncuyla oynatacağız değil. Formayı hak ettiklerine inandığım için, gördüğüm için formayı onlara verdim demiş ki en doğrusunu söylemiş. Bir sonraki sayfa. Fanatik Gazetesi'nden Muhammed formayı kaptı başlığıyla geldi ekranlarınıza. Avrupa'da Helsinki maçında attığı golle zaferi getiren Muhammed Gümüşkaya Antalyaspor karşısında ilk 11 başladı. 64 dakika sahada kalan 20 yaşındaki yıldız takımı için elinden geleni yaptı ancak skor üretemedi. Muhammed her şeye rağmen oyunuyla alkış aldı. Sabah Gazetesi son nefeste başlığını atmış. Fenerbahçe'nin 89. dakikaya kadar gol için beklediğini yazıyor. Maçta bitime 10 dakika kala İnanılmaz pozisyonlar yaşandı. Antalya kaçırırken Fenerbahçe istediğini aldı. 16'lık Arda Güler'in asistinde Zajc dakikalar 89'u gösterirken Kadıköy'ü coşturdu. Antalya penaltı itirazları yaparken 90+2'de Mesut Özil kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Valencia'yı gördü ve fark 2'ye çıktı. Sarı lacivertliler ligde 2'de 2 yaparken rotasını Helsinki rövanşına kırdı. Burada tartışılan pozisyon demiş gazete, son dakikada yaşanan bir pozisyona. Antalyaspor çok itiraz etti. 90+1'de Wright'ın şutunda Altay topu çeldi. Serkan topu tekrar kaleye vurdu. Top Szalai'nin, Serkan mıydı Naldo muydu orada vuran? Neyse hatırlayamadım şimdi. Szalai'nin eline çarptı o pozisyonu. Sayfasına bu şekilde taşımış. Birazdan hepsini görüntüleriyle beraber değerlendireceğiz değerli izleyenler. Foto Maç Gazetesi güzel bir ruh var. Vitor Pereira'nın bu cümlesini başlığa çıkarmış. Pereira takımdaki birlikteliğin muazzam olduğunu söyledi. Takımdaki oyuncuların yedek kalsa da oynasa da ellerinden geleni yaptığını belirten Portekizli hoca, onlarla gurur duyuyorum, galibiyeti hak ettik, adil sonuç oldu ve altta da gençler formayı hak ediyor başlığını görüyorsunuz. Hürriyet Gazetesi de dün akşamki maçtan tartışmalı 3 tartışmalı pozisyon demiş. Fenerbahçe Antalyaspor maçının skorunu belirleyen kritik kararlar. Hakemlerin kararları iki takımdan da tepki gördü. Hakem Halil Umut Meler'le VAR masasındaki Fırat Aydınus'un kararları geceye damga vurdu. Antalyasporlular 7. dakikada Altay Gaçen mücadelesinde, bu Altay'ın müdahalesinde penaltı var mıydı yok muydu tartışması ve 90+1'de Naldo'nun, Naldo'ymuş bak, ceza sahasındaki şutunda Szalai'den dönen topta penaltı bekledi. Fenerbahçe cephesi ise 26. dakikada Luis Gustavo'nun golünün öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptalini yanlış buldu. Pozisyonları değerlendireceğiz. Ama önce maç diyelim. Ben dün akşam şunu düşündüm. Şimdi maçın adamı anketi yapıyoruz ya. Maç sonu Süper Lig programında Güntekin Onay ve yorumcularımız konuşuyor, değerlendiriyor, soruyorlar. Taraftarlar da oy veriyor. Maçın hakemi, hakemi diyorum özür dilerim. Maçın oyuncusu kimse 3 oyuncu, 4 oyuncu onların arasından oy vererek seçiyorlar. Bence herhalde maçın adamı, maçın ismi dün akşam Vitor Pereira'ydı. Başladığı 11 biraz geç de olsa döndüğü ve çevirdiği 11 bir anda İbre'yi çevirdi. Ha bu arada Antalyaspor da kazanabilirdi karşılaşmayı. Özür dilerim, kazanabilirdi değil, berabere de bitebilirdi karşılaşma. Öncesindeki penaltı iddiaları, beklentileri. Son bölümde pozisyonları var. Son bölümdeki pozisyonları, dışarıya, direğin dibinden dışarıya gitti Gökdeniz. Gökdeniz'in şutu. Farklı bir sonuç da olabilirdi. Ancak maçı birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe, Antalyaspor'da, Fenerbahçe'de çok koştular. 111 koşmuş toplamda. Fenerbahçe 109 koşmuş Antalya. İki takım da Fenerbahçe yine rakibinden fazla koşmuş. Çok koştular, çok mücadele ettiler. Pozisyon zenginliği olmasa da tempo anlamında Fenerbahçe savunma Kim Min-jae etkisi mi dersin ona bilmiyorum. Savunmasını çok rahat öne çıkardı. Buna mukabil Antalya çok üzerine gelmese de buna mukabil denemelerde, savunma arkasına sarkmalarda da rakibine çok fazla izin vermediğini, savunma öndeyken orta saha çizgisine, hatta orta saha çizgisinin önüne geçtiğinde gerekli topa sertlik yaparak net bir şekilde Szalai, Kim Min-jae, Tisserand üçlüsü son derece net bir oyun oynadı ki geçen hafta Cuma günü Raşit Altun buradayken şunu konuştuk. Fenerbahçe'nin üçlü savunma diye konuşuyoruz. Sanki problem üçlü savunmadaymış gibi. Halbuki üçlü savunma tıkır tıkır çalışıyor. Mesele üçlü savunmayla rakip kale arasındaki mesafede olanlar ya da olmayanlar demiştik. Dün akşam Fenerbahçe takım birbirine yaklaştırdı. Bloklar arasında kopukluk olmadı. Gustavo belki çok uzun zaman sonra alan kapatmaya çalışmak, geniş bir alanı hakim olmaya çalışmak yerine oyuna katkı yapma gibi bir şey oldu. Oyun oynadı. Dolayısıyla ileride bir kişi fazla çoğalmış oldu Fenerbahçe özetle. Yani bu anlamda sezonun en verimli oyunu, ancak pozisyon üretme konusuna gelince yine kısır bir maç diyebiliriz herhalde. Üçlü savunmayla ilgili değil de mesela, ama 3-4-2-1 ile ilgili. Yani savunmayla ilgili değil, formasyonla ilgili. Evet. Çünkü dörtlü savunma oynadığınızda klasik olarak kanat rolü olan iki oyuncu var. Sol bek, sol açık. Yani her kanatta ikişer oyuncu var. Sol bek, sol açık ve sağ bek, sağ açık. Ama 3-4-2-1 oynadığınızda o rol biraz karmaşıklaşıyor. Savunma üçlüsünün sol stoperi, sağ stoperi var. Tam olarak kanat sorumluluğu yok onların, aslında savunma sorumluluğu söz konusu. Dörtlü orta sahanın sol kanat beki, sağ kanat beki var ki ana sorumluluk onlarda. Çizgi sorumluluğu. Bir de ileride santrfor arkasında bir ikili var. Dünkü ikili değişmişti. Dünkü ikili başlangıç itibariyle Osayi Muhammed'di. Bir de onlar var. Ama orada bir görev bölüşümüyle ilgili, görev paylaşımıyla ilgili bence sıkıntı oluyor. Kafalar, oyuncuların kafası tam olarak daha oturmadı. Çünkü 4-2-3-1 ya da 4-3-3 hem futbolcuların veya 4-4-2 hem de teknik adamların daha alışık olduğu formasyonlar. Görev tanım ve sorumluluk alanları daha net. Alan bölüşümleri daha kolay. Hayatları boyunca zaten çoğunlukla öyle oynamışlar. Daha önceki kulüplerinde, bu kulüplerinde teknik adamlar çalıştırdıkları yerlerde öyle oynamışlar. Dolayısıyla bazı şeyler telepatik olarak gerçekleşiyor. Herkes pozisyonunu oluşan çizgileri, hayali çizgileri daha net görebiliyor. Ama 3-4-2-1'de bence alan paylaşımıyla ilgili hala Fenerbahçe'nin sorunları var. Ben bugün bununla ilgili baktım, insanlar benimle aynı görüşte değiller. Fenerbahçe'nin geniş alanda oynadığını iddia ettim. Mesela kamuoyu genel olarak Fenerbahçe'nin geniş alanda oynamadığını söylemiş. Dün akşam onu daralttılar ama öncesinde kesinlikle. Bence hala tam anlamıyla ideali bulmuş değiller. Yani hiç kolay değil. Başka bir konu ama önceki şimdi maçlara oranla kesinlikle oyuncuların birbirine daha yakın olduğunu, tamam, bir miktar olabilir. Şimdi bak, iki tane lig maçı oynadılar. Adana'da Samuel Ferdi başladı kanat beki olarak. Nazım Novak bitirdi. İkinci yarıda değiştirdi. Sonra maçta değişti. Dün Nazım Ferdi başladı. Evet. Sonra Nazım Szalai oldu. Evet. Serdar'a soktu. Nazım Arda bitirdi son dakikalarda. Bu kadar çok değişikliğe. Kanat bekiyle ilgili bence biraz da bu kararsızlık. Sadece taktiksel değişiklik olarak görmüyorum onu. Çünkü çok zor. Kanat beklerin üzerine çok fazla yük biniyor. O da değiştirmek durumunda kalıyor. Şimdi dün savunma üçlüsü Tisserand, Kim, Szalai başlıyor. Sonra Serdar'ı sokuyor. Szalai'yi kanat beki olarak sola kaydırıyor. Ondan sonraki değişiklik, o da enteresan. Kimi çıkarıyor, Arda'yı sokuyor. Szalai'yi tekrar savunmaya ekliyor. Savunma üstüne Arda'yı sol kanat bekine monte ediyor. Şimdi sonuç 2-0 olduğu için Türkiye'de her şey güllük gülistanlık. Dolayısıyla Türkiye'de her şey mükemmel şu anda. Hele Fenerbahçe kazandıysa, yani ben 30 yıldır bildiğim 50 yıllık 60 yıllık bir ezber. Fenerbahçe kazandıysa her şey mükemmeldir. Ama bu müsabakanın 89. dakikada Zajc'ın golü gelmeseydi bugün konuşulanlar bambaşka olacaktı. Muhtemelen tabii ki. Benim de hayatım zaten hep bununla geçmiştir. Yani o ilk 89 dakikada bakmak lazım. Yani 89'da gol olduktan sonra evet her şey güllük gülistanlık. Ama 89 dakika niye öyle seyretti film? Niye hikaye öyle? Oraya da bakmak lazım. Neden Fenerbahçe Tisserand, Kim, Szalai başladı? Ondan sonra Tisserand, Kim, Serdar oldu savunma üçlüsünde. ve en sonda Tisserand, Serdar, Szalai olarak bitirdi maçı. 3 kere savunma üstü niye değişir? Savunma üstünde sorun olduğu için değil. Bak sen söyledin. Savunmada aslında hiçbir sorun yok dedin. Bence öyle. Hiçbir sorun yok dedin. Savunma 3 defa değişti maç içinde. Niye 3 defa değişti? Aslında değişme sebebi savunma değil zaten. Kanat bekini değiştiriyor. Evet. Kanat bekleri Nazım ve Ferdi başlıyor. Sonra Nazım ve Szalai oluyor. Sonra Szalai tekrar savunmaya monte ediyor. Nazım ve Arda olarak bitiriyor. Bence orada hala 4'lü orta sahanın kanat beklerinde çok fazla yük var. Fenerbahçe'nin mesela Tisserand, Kim, Szalai geliyorlar topla. Tamam mı? Gerçekten savunmayı güzel öne çıkarıyorlar. Peki ondan sonraki pas bağlantısı? Ondan sonra mesela çoğunlukla orta metraj, uzun metraj top atıyorlar. Fenerbahçe çok sık oynamak zorunda kalıyor. Oradaki bağlantı henüz mükemmelleştiremedi. Oradaki bağlantıyı sağlayamıyorlar. Birinci, ikinci bölge geçişini doğru biçimde yapamıyorlar. Bence hala şimdi Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda sorun olmaz. Fenerbahçe'nin Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Serdar Aziz, Novak, Kolkır'da gelebilir. Orada zenginliği var, derinliği var. Stoper rotasyonu tamam. 3 savunma devam edeceklerse. Merkez rotasyonunda sorun olmaz. Yani dün merkezde Gustavo Sosa oynadı. Onun önündeki santrfor arkasında Osayi Muhammed oynadı ama o kadar çok eksik var ki Zajc, Mesut o pozisyonun oyuncuları. Ferdi bence o pozisyona daha uygun. Bence Ferdi kanat beki değil de santrfor arkasındaki ikilde kullanmak lazım. Mert Hakan'ın sakatlığı var. Pelkas'ın sakatlığı var. İrfan'ın sakatlığı var. Orası da zengin. Son derece zengin bir bölge. Ama Fenerbahçe'nin 3 pozisyonda derinliği yok. Hangi 3 pozisyon? Sol kanat beki, sağ kanat beki, santrfor. Yani ne Osayi Ferdi oynadığında, ne Nazım Ferdi oynadığında, ne Nazım Szalai oynadığında. Yani Fenerbahçe hiçbir şekilde kanatları, iki koridoru doğru biçimde parselleyemiyor. Doğru biçimde alanları paylaşamıyor bana sorarsan. Yani skor evet 2-0. Fenerbahçe yürekli. Fenerbahçe maçın sonuna diri geldi. Önceki günlere göre daha iyi sinyaller verdi. Coşkusu arttı. Kolektif oyun daha fazla göze çarpıyor ama taktiksel olarak bence alan paylaşımı olarak hala sorunları var. Benim özetim bu. Maç özellikle 3. bölge. Hani ben şey konusunda senden nasıl diyeyim bilgi olarak, birikim olarak daha aşağıda bir bakış açısıyla şunu söyleyebilirim. 1. bölgeyle 2. bölge özellikle savunmanın dün öne çıkmasıyla orta sahanın bağlantısı kısmen sağlandı. Ama asıl problem orta sahadan ileriye. Kanatlar hiçbir şekilde işlemedi. Yani savunmada olmadığı gibi hücumda da olmadı. İleride de eksik kalındığı için tamam orta sahada güzel pas yapıyorsun, topu çeviriyorsun, pas istasyonun var ama ara pas olmadı. Çünkü oraya indirecek birisini mi bulamadı? Şeyi var evet, rolü var. Samat'tan olağanüstü bir özgüven düşüklüğü var. Şuraya bağlayacağım, çok özür dilerim. Lütfen. Hoca, şimdi bunların hepsi görünüyor, sen de görüyorsun, ben de görüyorum, izleyicilerimiz de görüyor, taraftarlar da görüyor. Peki bu sistemde ne oynatmayı planlıyor? 3-4-2-1 ile mi? Evet. Yani burada neye ulaşmaya çalışıyor? Kolay. Şimdi topu 3. bölge çok rahat getirmeye mi? Tık tık 2 pasta, 3 pasta gol atmaya mı? Ya bütün formasyonların amacı bu ama niye 4-2-3-1 yerine 3-4-2-1 oynarsın? Mesela. Onu anlamaya çalışalım. Şimdi 1 savunmadan daha iyi topla çıkarsın. 2 yerine 3 adam çıkıyor. Dikkat edersen daha fazla pas yapıyorlar. Kim Szalai, Szalai Tisserand'a, Tisserand Szalai'ye falan. Değil mi? Savunmadan daha iyi çıkarsın 3 oyuncuyla. Birincisi gerideki hattı yaklaştırırsan takımın tabii merkezini öne taşımış olursun. 1. amaç bu. 2. amaç elinde Mesut gibi, Pelkas gibi, İrfan Can gibi, Sosa gibi çok sayıda merkezli yetenekli adam var. Şimdi Muhammed de eklendi. Mert Hakan da var. Miha Zajc da var. Ozan gitti hala bir sürü adam var. Merkezi çok kalabalık Fenerbahçe'nin. Gustavo'yu saymadım bile. Dolayısıyla oradan maksimum adamı değerlendirmek istiyor. 3-4-2-1 var ya santrforun arkasında ikili. Orada mesela Mesut Pelkas'ı kullanırsın, İrfan Pelkas'ı kullanırsın. Bunları kullanma becerin artar. Halbuki 4-2-3-1 oynasan orada bir tane var santrfor arkası rolü. Ama 3-4-2-1 oynadığın zaman 2 tane var. İrfan Pelkas'ı bir araya koyabilirsin. Mesut Pelkas'ı bir araya koyabilirsin. Ama 4-2-3-1 oynasan bir tanesini koyabilirsin. Bence Pereira'nın 3-4-2-1 seçiminde bir faktör de o oldu. Baktı ki takımda çok fazla yetenekli böyle 8-10 var. 8 ve 10 numara var. Mesut'u, Pelkas'ı, İrfan'ı, Zajc'ı, Mert Hakan'ı, Sosa'sı, Muhammed'i dolu. Elinde bu kadar çok yetenekli adam varsa onları maksimum kullanmak istiyorsun. Göbekte bir ikili, önde bir ikili. 4 tane rol var 3-4-2-1'de. Tamam. Yani dünkü başlangıç itibariyle Gustavo Sosa, Önde Osayi Muhammed. 4 tane rol var. Beceri seviyesini arttırıyorum böylelikle diyor. Çünkü orada çok adam var. Benim orada çok adamım var. Çok santriforum olsa çift santrifor oynardım. Ama çok santriforum yok. Elimde iyi santrifor. Mesela bir ara Galatasaray'da hatırla. Drogba, Burak, Umut aynı anda var. Üçü de harika oynuyorlar. Fatih Terim ne yaptı? Çift santrifor yaptı. Drogba, Burak, Umut'un en azından ikisini bir arada sahaya koymaya çalışıyor. Ama senin elinde şu anda Drogba, Burak, Umut yok. Galatasaray'da değil mi? Bir santriforu bile zor buluyor. Bir tane bile iyi santrifor bulamadığı için tek santriforla oynatıyor. Evet, Fenerbahçe'nin şu anda dünkü dizilişi tam olarak böyleydi. Dikkat edersen 4 tane merkez rolü var. Gustavo, Sosa, Samuel, Muhammed. Ve buraya Mesut'un girdiğini düşün, İrfan'ın girdiğini düşün, Mert Hakan'ın girdiğini düşün. Daha girecek bir sürü adam var. Ve onlara, Pelkas söyledim mi? Onlara 4 tane rol. 3-4-2-1'i tercih etme sebebi bence temel olarak bu. Birincisi, elinde çok fazla iyi stoper var. Üçlü oynatıyor. Geriden pasla çıkıyorlar. Fenerbahçe oyun merkezi öne taşınmış oluyor. İkincisi de çok fazla merkez oyuncu var. Bu dizilişte de merkezde çok fazla rol var. Ama senin sorduğun soruya dönebilir miyim? Buyurun. Ön tarafta niye zenginlik yok? Özel 89 dakika itibariyle. Bir, Samat'ta özgüven eksikliği var. Attığın topu tutamıyor. Takıma zaman kazandıramıyor. Öne taşıyamıyor. Dolayısıyla Samat'ta çok baltalıyor Fenerbahçe'nin oyununu. Aynen. Önceki günkü şey diye ekleyeyim. Beşiktaş'ta Larin girene kadar hatırla, evet, hiçbir şey oynamadı, evet, Beşiktaş. Evet. Larin girdikten sonra sola çıkarak girdi ama içeriye girdi. Bayağı ikine santrifor gibi Beşiktaş'ın 15 dakika oyunu değişti. Ama dün akşam üzerinde Samat'ta ne kadar topla buluşabildi diye de bakmak gerekir mi? Tamam, Samat'ta özgüven eksikliği vesaire. Top eziyor. Atar mısın Samat'ta'ya top? Atıyorsun, eziyor. Ama senin oyunun ileriye gitmek değil mi? Atacaksın. Abubakar olsa atarsın. Valencia olduğunda daha çok atarsın, daha çok güvenirsin. Peki bu soru sence mantıklı mı? Şimdi Valencia stopere sırtını dayamış, tamam mı? Stopere sırtını dayamış, topu bana at diyor. Tamam. Valencia'ya atarım. Samat da stopere sırtını dayamış, topu bana at diyor. 2 kere düşünürüm başka opsiyonum var mı diye. O olunca da ondan sonra senin hücum organizasyonun etkisiz. Tabii ki. Yani benim de santriforuna güvenmem lazım ki %50 olan pozisyonda onu atayım. Valencia'ya atarım ama Samat'ta'ya atmam. Dakika 64. Valencia girdi oyuna. 3 tane şu kadar... pozisyonu isteyebilir miyim oraya gelmeden? Peki. Samuel'in pozisyonlarını. Bir de ön tarafta Samuel gerçeği var. Hangisi? Dakika 8 mi? 8-16-39. 5-5'e verelim. 39, evet. Dakika 8. Samuel sağ taraftan pozisyon buluyor ki maçtaki Samuel'in en... Bak bir kere topun üzerine atladı, gördün mü? Evet. Bak bir daha topun üzerine atladı. Ondan sonra penaltı almaya çalışıyor. Devam et. Dakika 16. Dün akşam çok toplu oynadı. Bak hayır, topun üzerinden sol ayağını geçirmesine dikkat ediyor musun? 2 kez yaptı. Evet. 16. dakika geliyor şimdi. Burada da penaltı almaya çalışıyor. Dakika 16. Bak orta sahada topu alacak. Bak şimdi. Sola kadar gittiği pozisyon değil mi bu? Bak. Evet. Bak önde hiç baskı yok. Bak kimse yok. Çok oynadı topu. Bak, hayır bak ne yapacağına bak. Bak sağ ayağın topun üzerine attı. Ne yapıyorsun abi? Rakip yok karşında. Refleks o herhalde. Devam et. Bunu da geç. Bir sonra 39'a gel. Buyurun. Bak burada yine karşısında bir rakip var. Yine aynı şey yaptı. Başka bir opsiyonu yok. Samuel'in ve rakipleri bunu fark ettiler. Antalya rakipleri çok çabuk fark ettiler. Zaten sağına çalım atamıyor. Sadece topun üzerine atıyor ve sol ayağıyla öne vuruyor. Bak şimdi. Böyle çalım atma şansın yok. Samuel'in de başka özelliği yok çalımdan başka. Fenerbahçe ön tarafında Samat da özgüvensiz. Samuel'in de tek opsiyonu var. Geriye zaten Muhammed'in yaratıcılığı ve şut opsiyonu kalıyor. Muhammed de 20 yaşında bir çocuk. Yani bu eksikler geldiği zaman da Valencia, İrfan Can Kahveci, Pelkas falan bunlar geldiği zaman tabii ki ön tarafta renkli artar. Dolayısıyla bir taraftan haksızlık da etmek istemedim. Bu oyuncu profiliyle bu kadar. O yüzden pozisyonları istedim. Yani Samuel'in tek opsiyonu olması. 64'te Valencia girdi ve o dakikaya kadar yapılamayan birçok şey yapılmaya başlandı. Acaba diyorsun oynama, tabii hani sakatlıktan döndü vesaire, biraz daha fazla oynayabilir miydi? Oyuncuyu da riske etmemek lazım elbette ama daha önce girse daha farklı olur muydu diye de düşünmüyor. Değil ama bir antrenmana çıkmış. Herhalde 30 dakika oynayabilir diye. Herhalde. Doktorlar da öyle bir görüş verdi. O girince dikkat edersen Samat'ta'yı çıkartmadı. Kazanmak istedi oyuncuyu. Muhammed'i çıkarttı ki Muhammed daha iyiydi aslına bakarsan. Samat'ta'yı yani Valencia'nın arkasında 2 oyuncu var ya, Mesut sağ iç, Samat'ta sol iç oldu. Samat'ta'yı biraz daha sola gönderdi. Dolayısıyla üzerindeki baskı da azaldı Samat'ta'nın biraz. Hani çünkü stoperlerden sürekli dayak yiyorsun tek santrifor önde zaman. Valencia tek santrfor oldu. Mesut sağ iç, Samat da sol iç. Samat da biraz daha özgüven buldu. Hatta soldan da bir top getirdi oraya geçtikten sonra, ama yani Samatta'yı kazanmaya çalışırken oyunu da kaybetmemek lazım. Vitor Pereira'yı anlıyorum. Samatta'nın kalbini kazanmak için bir çaba gösterdi ama Fenerbahçe bu maçı kazanamasaydı bugün Samatta için çok zor bir gün olurdu. Yani 89'da Zajc golü atarak aslında Fenerbahçe ciddi biçimde kurtarmış oldu. İstersen şeye bakalım. Hangisine? Tartışmalı pozisyonlara. Hangisi hazır ilk sevgili dostlar? İlk pozisyonumuz. El pozisyonumuz Szalai'nin. Onu uzun konuşacağız. Onun bayağı detaylarını istedim. İsterseniz. Neyden başlayalım? Ondan mı? O geldi galiba. Başlayalım bununla. Burada dönen topa Naldo vurdu. Szalai'nin eline çarptı. Burada penaltı itirazı oldu. Dönen topta da devamında da Fenerbahçe'nin golü geldi. Burada uzun oynayacak. Direkt Valencia indiriyor topu. Burada bak. Ondan sonra Mesut'la beraber golü yapıyorlar zaten. Şimdi önce şeyden başlayalım o zaman. Naldo Szalai karesinden başlayalım. Gelelim Naldo vuruyor. Fenerbahçe ceza sahasına. Naldo vuruyor. Szalai'nin kolu üzerinde bir noktaya geliyor top. Geçen sezonki kural itibariyle Szalai'nin kolu doğal pozisyonda mı değil mi ona bakıyorduk. Geçen sezonki kural itibariyle. Şimdi bakalım Szalai'nin kolu doğal pozisyonu. Neydi geçen sezon? 10 kuralı mı? Saat 10 kuralı. Onun üstünde olursa, omuzun değil. Üstünde olursa. Kolun doğal konumda olması onlar yorum. Saat 10 filan. Bakalım. Doğal konumda gibi görünüyor değil mi? Doğal konumda ama gibi bu sezon evet. Zaten kural biraz daha yeniden kelimelendirildi. Kural diyor ki, yeni kural. Bu sezon başında devreye giren kural. Kol diyor doğal konumda olmasa bile, oyuncunun kolu biraz açılsa bile pozisyon gereği olup olmadığına da bak diyor. Hani kol açılırken topa doğru mu açılıyor yoksa pozisyon gereği, koşu gereği? Oyuncunun doğal konumu gereği mi açılıyor? Yani bu sezon kural biraz daha savunmacılar lehine yumuşadı. Dolayısıyla bu pozisyonda muhtemelen dünyanın herhangi bir yerinde Szalai'nin kolunu hani pozisyon gereği değil diye değerlendirmezdi hakemler. Yani kol açık olsa bile hani biraz açık ya. Kol açık diye değerlendirsem bile geçen seneki kurala göre kol açık diyebilirdin ama bu seneki kurala göre zaten diyor ki kol açık olsa bile oyuncunun hareketi topa mı yönelik yoksa doğal hareketin bir parçası mı bak diyor. Bu sene kural yeniden kelimelendirildi. Şöyle özetleyebilir miyiz bu elle oynama meselesini? Doğrudan böyle kesmek için elini uzatmadığı müddetçe el topa gitmediği sürece. El topa gitme, o da çok bariz olacak. El topa gitmediği müddetçe. Çünkü artık o kadar bariz ki görüyorsun yani böyle yok artık diyorsun adam elini uzat. Böyle olmadığı müddetçe bir düşün diyor yani. Tabii kural. Değerlendir diyor. Doğal değerlendir konumu değil mi bak diyor. Ama bu pozisyona başka bir şey var. Neymiş buyurun. Bu pozisyonu tekrar geriye alalım. Başından oynatalım. Wright'a 9 numaralı Wright'a topun gittiği ana bakalım. Şimdi korneri atalım. Şimdi buradaki pasa bakalım. Dur. Biraz daha geri sarabilir miyiz? Mümkün mü? Dur. Tam vurma anında mı? Evet. Tam vurma anında. Buyurun. Top kimden gidiyor? Antalyalı'dan değil mi? Şeyin omzuna çarpıyor. Sonra Antalyalı'ya değiyor değil mi? Evet sonra Antalyalı'ya değiyor. Tamam oynatalım. Right offside. Right şimdi geriye gelecek topu alacak. O pozisyonda evet offside gibi görünüyor o açıdan. Net offside. Bir daha oynatalım. Antalyalı'dan gidiyor değil mi top? Ben dün akşam sadece ona emin olamadım. Dedim ki yarın sabah bakarım. Bu açıdan değil de diğer açısı varsa belki kale arkasından oradan daha net görebiliriz. Zaten yönlerine bakarsak top o tarafa gittiğine göre Antalyalı'dan peki. Gidiyor olması lazım. Değil mi? Şu an için tek açımız buymuş. Dün akşam tamam. Farklı açılardan ama right offside değil mi? Eğer dediğin gibi Antalyasporlu oyuncudan gidiyorsa tamam, offside olması lazım. Tekrar baştan bir alalım pozisyonu. En başından oynatalım. Evet tekrar bakalım. Attıralım abi. Şimdi şu hava topuna bakalım. O tarafa gittiğine göre büyük ihtimalle Antalya'ya en son yani Mesut sonra Antalyalı'ya çarpıyor diye düşünüyorum. Wright geriden geliyor yani savunmanın arkasından gelip topu alıyor. Wright çok bariz 1 metre falan offside. Eğer dediğim gibi gözden kaçmış olabilir o durum. Şimdi bu taraftaki yardımcı kimdi? Cevdet Kömürcüoğlu mu? Cevdet Kömürcüoğlu. Cevdet Kömürcüoğlu kardeşim. birazdan bakacağımız pozisyonda hangisi şey faul pozisyonu mu? Evet, orada şey yaptın. Orada inisiyatif aldın. Aha. Burada bak maçın en kritik pozisyonu. Maçın en kritik evet, maçın en kritik pozisyonu. Maçın en kritik pozisyonunda kimse bu ofsayt pozisyonu konuşmadı. Ben de tesadüfen yakaladım. Ya dedim bu top acaba savunmacıdan mı gitti? O yüzden mi hiç bu konuşulmuyor dedim. Sonra baktım bak, top buradan. Evet. Ya bunun başı olsaydı, başı yok. Bu açının başı var mı? Yok. Buradan kesmişiz. Buradan kesmişiz. Bulabiliyorsak sevgili reji bakın maçtan 90+1 falan herhalde 90+2 gol hemen öncesi zaten. O civarlarda bulabiliyorsak bir bakın. Biz bu esnada şeye geçelim isterseniz. Bak yine veriyor. Burada sanki Mesut'un omzuna Mesut'tan gidiyorsa sıkıntı yok. Çarpıyormuş gibi görüyorum. Mesut'un omzuna çarpıp sonra Antalyalı Gökdeniz mi o? Sonra Antalyalı'ya çarpmıyor mu top? Buradan göremedim ben. Tamam bunu da cebe koyalım o zaman. Bir sonraki pozisyonumuza geçelim. Başka açısı olursa bakarız ona emin olmak için. Tamam bulabilirlerse. Santra pozisyonu. Aa evet bunu istemiştim. Evet. Şimdi bu bir duralım arkadaşlar. Bu 5 dakikalık uzatmanın neresinde oldu gol? Bayağı geride. Oyun bayağı durdu. Uğur Bey buyurun. Golün dakikası. Burada 96-20 olduğuna aldanmayın. 5 dakikalık uzatma oynanamadı. Gol 93'te falan oldu. Ondan sonra oyun bayağı durdu. 2 dakika, 2,5 dakika top oynanamadı. Normalde 5 dakikalık uzatma süresi bitmedi. Kullanılamadı. Hı hı. Şimdi oynatalım. Antalyalı oyuncular burada itiraz ediyorlar bilmem ne. Sahaya başka toplar atılıyor. Toplar geri gönderiliyor. Tartışmalar sürüyor. Hakem ne yaptı? Bak. Veysel'in ellerine bak. Oynama diyor kaleciye. Oynamıyorum diyor. Ağır. Evet. Şu anda normalde gol aramaya çalışmaları lazım. Ve Halil Umut Meler maçı bitiriyor. Evet. Maçın oynanması gereken süresi de oynanmıyor bana sorarsan. Arkadaşlar hesaplayabilirler. Yani 5 dakikalık uzatmanın zaten 2,5 dakikası falan oynanamamıştı. İtirazlar sebebiyle. Golün dakikasına bakabilirlerse arkadaşlar tam... İkinciyi mi? Hı hı. Ben 90+2 diye yazmışım. Evet değil mi? 90+2 ise en az 3 dakika var. İnceleme yapıldı vesaire. Tamam en az 3 dakika var çünkü 5 dakika uzatmıştı. 92-0-0 olsa bile en az 3 dakika var oynanması gereken. Yani 98'e kadar en azından oynanması lazım ki 96'da maç galiba tekrar başlıyor. 99'a kadar oynanması lazım. Oynanmıyor. 97 hakem maçı bitiriyor. Çünkü Antalyalılar oynamayı reddediyorlar. Oynamıyoruz diyor, itiraz ediyorlar. Şimdi burada gerçekten kime kızacağımı bilemiyorum. Antalyasporlu kardeşlerim, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcular. Zaten pozisyonda ofsayt var belki de. Pozisyonu tam olarak hani televizyondan gördünüz mü görmediniz. Geride oynanabilecek 2-3 dakika süre var. Futbolda 2-3 dakika uzun bir süre. Yani birçok şey olabilir. O bir gol atarsanız o bir gole ihtiyacınız olabilir ligin ilerleyen bölümlerinde. Belki 2 gol bile atabilirsiniz. Manchester United Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finali biliyorsunuz uzatmalarda Manchester United 2 gol attı ve Bayern 2-1 yendi. Futbolda 2 dakika 3 dakika uzun bir süre. Neden bunu yaptınız ki? Kaldı ki neden bunu yaptınız yani? Şimdi burada maç sonunda da birçok yorumcu değerlendirdi. Bunun yeni kural doğrultusunda ki eski kurala göre bile hani top ele gidiyor mu gitmiyor mu tartışılırdı ama hani penaltı büyük oranda çoğunlukla kamuoyu değil diyor değil mi? Değil diyor. Bana sorarsan ele çarpan bütün toplar penaltı zaten biliyorsun. Yani bunu sadeleştirmek lazım ama kural bu şekilde söylüyor. Bu ya da bunun gibi herhangi bir başka pozisyon Antalyaspor ya da ABC'de her kararı böyle protesto edeceksek oynamayarak. Tabi bu hoş olmadı. Yani Antalyalıların hayal kırıklığını anlıyorum. O anda maç içinde nabız yüksek, tansiyon yüksek. Belki öyle olduğunu düşündüler. Ama futbolda böyle anlar var. Geçmişte de onlarcası oldu. Bundan sonra da onlarcası olacak. Velev ki hakem hatalı karar vermiş olsun. Velev ki hakem, yani dünyada ilk hakem mutlaka hatası bu olmayacaktı. Son da bu, yani oynamalısın. Son saniyeye kadar değerlendirmesin. Gol atmaya çalışmalısın. Yani 2-1 yaparsın bu maçı. Bu maçın rövanşında ikili averaj önemli hale gelebilir tabii ki, ligde. Tabii bir gol önemli hale gelebilir. Belki 2-2 yapma şansı olabilir. Kolay değil ama santradan hızlı davransın, bir gol atarsın. 2-3 dakika hakem uzatmak zorundaydı bana sorarsan. Çünkü golden sonra oyun yaklaşık bir 3 dakika durmuştu. Hakem zaten o süreleri oynatması lazımdı. Antalyalılar oynamadığı için oynatmadı hakem. Ayrıca Halil Umut Meler'in oynatmama iradesi de tartışmalı bana sorarsan. Orada şimdi empati yapıyorum da ne kadar zor bir durum olduğunu düşünsene. Zor bir durum ama oynamıyorlar. Bilmiyorum. Yani Fenerbahçe çok sportmence gelmiyor bana yaşananlar. Gidip bastırsa mesela. Olabilir. Önde baskı yapsa nasıl bir şey olacaktı? Belki de bunu düşünerek. Maç olması gerekenle erken bitti bana sorarsa. Çünkü 92'de gol olduysa ki 92'den daha erken diyorsun. 90+2 diyorsun. Ben 90+2 dedim. Tamam. Yazmışım, evet. 3 dakika daha vardı normal sürede. O 3 dakikanın oynanması lazımdı. Tekrar santra 96'da oldu. Dolayısıyla 99'a kadar oynanması lazımdı. 97'de bitti. 3 dakikayı Antalyalılar, hakları olan 3 dakikayı değerlendirmediler. Fenerbahçe'nin geçerli kazanmayan golü vardı. Gustavo'nun. Öncesinde bakalım. Faal olduğu gerekçesiyle ona da bakalım. Sağ kanattan Tisserand'ın bir müdahalesi. Ondan sonra top içeri sola, yani içeri dönüyor. Gelecek, şimdi geliyor pozisyon. Orada da yardımcı hakemin uyarısıyla muhtemelen dün akşam trio programında da değerlendirildi. 3 hakemimiz de şöyle bir konsensüs demeyeyim de büyük oranda herkesin ayrı ayrı izlediğinde bunun Halil Umut Meler bak gördü pozisyonu. Halil Umut Meler gördü. Yardımcıyı gördü. Yardımcıyı gördü. Pozisyonu görmedi. Oynanırken bak bir daha lütfen baştan oynatabilir miyiz? Baştan oynatabilir miyiz? Bak anlamadı hoca. Evet. Neye? Çünkü yardımcı bayrak kaldırdı. Evet. Şimdi bak, şurada sol geride göreceksin. Evet. Halil Umut Meler'i. Bak gördü, pozisyonu gördü, devam dedi. Sonra yardımcının uyarısı var kulağına. Ama kendisinin ilk şeyi, düşüncesi devam. Kendisi gördü, devam. Evet. Tabii, şimdi hoca devam ettirdi. Aynen öyle. Sonra bayrak kalkınca ne oldu diyor. Ne oldu diye yardımcıya gitti. Çünkü offside veriyor zannetti ama offside olamaz. Bu pozisyonda da hani faul var. Top geriye doğru gidiyor çünkü. Bilmiyorum, birçok açıdan şey yaptım. Baktım sanki yokmuş gibi geldi bana ama tabii ki o hızlı bir an, şarjı eliyle itiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim bu pozisyon için. Bak, faul verilebilir ama orta hakem verse daha iyi olurdu. Yani yardımcının offside dışında bir pozisyona veya hakemin tam olarak arkasında kalan görmediği bir pozisyona müdahalesi olabilir. Ama hakem görmüyordur. Yani hakemin görme şansı yoktur. O yüzden yardımcı orada yardım etme sorumluluğu hisseder. Bazen olur. Hakemin sırtını dönüktür. Bir oyuncuya yumruk atar. Hakem görmedi ya. Yardımcı hemen uyarır. Tabii. Senin arkan dönüktü. Burada bir yumruk hadisesi, sportman dışı hadisi oldu. Gel bunu kırmızı kartla değerlendir der. 2-3 sene önce İngiltere Ligi'nde oldu. Hakem geldi, kırmızıyla attı. Ama burada hakemin gördüğü bir pozisyonda. Hakemin görüş açısında olan pozisyonda. Yorum gerektiren bir pozisyonda. Yardımcının yorum konusunda müdahale ediyor olması çok alışılagelmiş bir durum değil. Ama sonrasında dersen ki VAR incelemesiyle gol verilmeli miydi? Hayır. Çünkü VAR orada net ve bariz bir hata olarak değerlendiremez bunu. Yani faul verilebilir der. VAR karışmaz. VAR'ın da yorumu doğru. Burada biraz tahammülün dışına çıkıldı yani. Oyunun tabiatının, doğasının dışına çıkıldı. Hakemin bak yüzü oraya dönük görüyor zaten. Hakemin yüzü oraya dönük gördüğü pozisyonda yardımcı genelde hele faulse pozisyon müdahale ettiğini görmeyiz. Zaten ona şaşırdı Halil Umut Meler. Evet. Offside mi diyorsun, ne diyorsun dedi. Niye karıştın dedi. Ne gördün dedi. Hakemin görmediği bir şey görmesi lazım ki orada müdahale etsin. Enteresan bir pozisyondu yani. Başka pozisyonumuz var mı? Altay'ın Gaca'yla o maçın ilk yarısında. Evet. Gaca'yla mücadele etti. Pozisyon, buyurun. Dördüncü pozisyon, evet. Burada penaltı beklentisi oldu. Sizce bir şey var mı burada Uğur Bey? Bir ayağa müdahale var. Altay'ın sol ayağıyla Gaçan'ın sağ ayağına olan müdahaleyi pozisyon gereği olarak mı değerlendirmek lazım yoksa faul olarak mı değerlendirmek lazım? Genel değerlendirme bunun pozisyon gereği oldu. Peki ama Gaça... Bak şunu diyorsun değil mi? Şunu. Evet. Sağ ayağıyla, Altay'ın sağ ayağıyla Gaçan'ın sağ ayağına. Peki zamanlama kalçasına olarak... Diz önce, kalça... Kalçadan önce şey var, ayak var. Evet. Bak, bak ayak dizine da var. Uyluğa geliyor değil mi? Evet. Önce ayak var. Bak şu ayakla olan müdahaleye bak. Sağ ayak, Altay'ın sağ ayağı. Şu, sonra bu. Onda bir şey yok üst tarafta. Tamam. Alt taraf. Altay'ın sağ ayağıyla Gaça'nın sağ ayağına. Şimdi burada Gaça daha iyi zamanlamayla geldi, topa vurdu. Altay bir zamanlama hatası yapıp Gaça'nın uyluğuna teması var. Faul verilebilirdi. Burada şeye bakılıyor mu? Mesela burada Gaça vurdu topa. Pozisyon sonra temas sonra geldi. Bu bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Daha önce hatırlarsan Mustara böyle penaltı verildi Mustara'ya. Kayarak geliyordu. Pozisyon bitti. Top avuta mı gitti? Kornere mi gitti? Ama kaymayı durduramadı. Evet. Topta daha sahayı terk etmemişti. Kaymayı durduramayıp oyuncuyu düşürünce penaltı verilmişti geçen sezon. Ona benziyor. Ya burada da Altay'ın müdahalesine faul verilebilirdi gibi geliyor bana. Burada da incelemede herhangi bir şey... Ya şimdi incelemeyle ilgili... VAR incelemesiyle ilgili. Yani herhangi bir şey derken devam karar çıktı. Yani. Ülkeden ülkeye bayağı farklılıklar oluştu. Mesela bu sene Premier Lig şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki VAR netameli, işte gri gibi gözüken, kamuoyunu tam tatmin etmeyen trivial kelimesi kullandı onlar. Hmm. Trivial olan faul pozisyonlarına müdahale etmeyecektir. FA böyle bir açıklama yaptı. Yani uluslararası bir statü var. Uluslararası statü bir yana bir de yerel uygulamalar var. Yani İngiltere kendi başına İngiltere Ligi'nde VAR'ın trivial, işte tam olmayan, net olmayan faul pozisyonlarda VAR'ın müdahale etmeyeceğini söyledi İngiltere Ligi. Örnek olarak da hangi pozisyonu verdiler biliyor musun? Kendilerinin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı, Sterling'in kazandığı penaltı. Danimarka maçında. Sterling'de kazandığımız penaltı gibi penaltı olsun istemiyoruz Premier Lig'de dediler. Premier Lig'de bu tarz pozisyonu vermeyeceğiz dediler. Ki dün bir pozisyon oldu Arsenal-Chelsea maçında. O tarz pozisyonu galiba Emil Smith-Rowe'du. Vermediler. Yani VAR incelemesiyle vermediler. Bu pozisyon şimdi İngiltere'de olsa vermezler. O tarz değerlendirirler. Ama Türkiye'de çıtayı nereye koyuyoruz? MHK'nin bu konudaki takdirine kaldı. Evet, ben de burada biraz karıştırıyor gibi oldum kafaları ama maalesef biraz karışık. Pekala. Uğur Bey, ekleyecek bir şeyiniz var mı? Daha istediğimiz, ayırdığımız pozisyon kalmadı herhalde. Hepsini konuştuk değil mi? Fenerbahçe maçıyla ilgili değil mi? Evet, Fenerbahçe maçıyla. Bir şey Mesut Özil Muhammed konusuyla bitireyim. Buyurun. Çünkü Arsenal Chelsea'den bahsedince aklıma geldi. Arsenal'da 10 numarayı Emil Smith-Rowe'a verdi genç oyuncuya. Daha önce zaten Mesut'un pozisyonunu sıkça Smith-Rowe oynatıyordu Mikel Arteta. Dün de enteresan bir şekilde haberleri olsaydı İngilizlerin muhtemelen bu maçın haberini yaparlardı. Mesut'un yerine yine 20 yaşında Muhammed diye bir çocuğun oynadığını. Helsinki maçta sonradan girdiğini ve burada Mesut'un formasını aldığını. Mesut'un bir başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. Arsenal'da başıma geldi bu. Yerime Emil Smith-Rowe'u oynattılar. Emil Smith-Rowe şimdi 10 numaralı formayı aldı. Arsenal'da dün de oynadı ilk 11'de. Normalde Mesut'u oynatmak istiyorlardı o pozisyonda. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de bir başka Emil Smith-Rowe. Muhammed bu sefer ismi. Muhammed formayı aldı. O oynuyor beklenmedik bir şekilde. Mesut'un bir düşünmesi lazım. Yani niye hem Arsenal'da hem Fenerbahçe'de ben aynı şeyi yaşıyorum. Genç çocuklara formayı kaptırıyorum. Arsenal'ın 10 numarasını Smith-Rowe giyiyor. Burada Muhammed oynuyor. Bir Mesut'un düşünmesi lazım. Kendinde hatayı araması lazım. Peki. Fenerbahçe Antalyaspor maçını değerlendirdik değerli izleyenler. Şimdi bir ara verelim. Aramızın ardından da yine dün oynanan karşılaşmalardan İttifak Holding Konyaspor, Melipol Başakşehir maçıyla devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Milliyet gazetesinden geliyor ekranlara başlığımız. Konya'dan kaçış yok. Konya dün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Endri Çekici'nin 51 ve Çikaleşi'nin 88. dakikalarda gelen golleriyle, ki ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı, uzatma dakikalarında bulduğu Endayeşimiye'nin golüyle Medipol Başakşehir. Yeşil Beyazlılar Endayeşimiye'nin golüyle ilk yarısını geride kapattığı maçta Endri Çekici ve Çikaleşi ile Başakşehir'i devirdi. Başakşehirli futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Aykut Kocamansa maçın berabere bitmesi beklenirken Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma hali oldu. Konyaspor'un ne yapacağını tarif ettiğimiz gollerden birini yedik dedi. İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatansa geriye düştükten sonra her şey kazanma adınaydı. Takımın gereken reaksiyonu göstermesi bizi çok mutlu etti demiş dedi maç sonunda. Ben de Konya'nın reaksiyonunu tebrik etmek isterim. 12'ye 9 şutlarda üstünler Başakşehir'e. Rahmanoviç ve Serdar Gürler oyuna girdikten sonra Serdar özellikle hareketlendirdi müsabakayı ve bir tane kenar ortasıyla Çikaleşi'nin kafa golüyle maçı da çevirmeyi başardılar. Konyaspor Teknik Direktörü, Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın söylediği gibi İlhan Palut ve Ersan Parlatan'ı tebrik etmek lazım. 2'de 2 oldu. Evet, Sivas'ta yendiler ki zor rakipler. Konyaspor, evet. Biri Avrupa Kupaları'nın temsilcimiz, biri bir önceki şampiyon. Konya sezonu iyi açtı. Üstelik maçların sonunda bulduğu gollerle, iki maçta da ayakta kalarak, maçların sonunu iyi oynayarak, biri 87'de Sivas'a karşı, burada 88'de yanılmıyorsam. Çikaleşi'nin golleri. Maçların sonunu iyi oynamaları. 88'de evet. Fiziksel olarak, geçen hafta yanılmıyorsam 87'ydi. Fiziksel olarak maçların sonuna diri kaldıklarının ispatı. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler Fanatik Gazetesi'nden. Başlığımız İzmir'de zafer Malatya'nın. İlk hafta Trabzon karşısında dağılan İrfan Buz'un takımı İzmir'de dirildi. TT'nin enfes golü Malatya'ya zaferi getirdi. Göztepe ise ikinci maçında 3 puan hedefini bulamadı. Sezona kötü bir başlangıç yaptı demiş gazete. Burada maçın analizinde de yine direkten dönen topu da yazmış ve hazır değil diyor. Göztepe sanki henüz hazır değil. Camianın büyüklüğü ve taraftarın coşkusu en büyük avantaj. Malatyaspor ise üçlü savunmayla yaşayacağı sıkıntıyı aşacak çok güzel bir skor yakaladı. Onların da sabır ve desteğe ihtiyacı var. İşini iyi yapar. VAR ekipleri, hakemi de federasyonu da kurtarıyor. Çok önemli. Tebrikler demiş. O pozisyona bakalım mı? VAR ekiplerinin kurtardığı pozisyona. Buyurun. Hangisi? Penaltı iptali. 5. pozisyon. Evet, Göztepe Malatya maçında. Buyurunuz sevgili reji. Penaltı iptaline bakalım. Enteresan pozisyon çünkü. Gün geçmiyor ki şeyde, analizde, izlemede zorlandığımız bir şey olmasın değil mi? Ya bu iki hafta üstte çok enteresan işler oldu. Değmiyor bile. Göztepe'li oyuncuya top değmiyor bile. Bir önceki açıda görünüyordu. Şurada bak. Tamamen Tete topla oynayan oyuncu. Malatyalı oyuncu. Şimdi bak. Göztepe önce top gelmiyor bile. Gelmiyor. Ama geliyormuş gibi görünüyor. Bak. Hayalet penaltı. Ya enteresan değil mi? Hakikaten öyle. Şimdi geçen haftadan bir pozisyon istedim. Şunu bir sindire bir daha görebilir miyiz? Evet, şunu bir görelim değil mi? Çok enteresan pozisyon. Yok geçen haftaki değil. Neyse geçtiler şimdi, tamam. Buna geçen haftadan da bir pozisyon istemişti Uğur Bey. Buyurun. Bunda da penaltı verildi. Atilla Karaoğlan bunda veren. Malatya Trabzon maçı ele çarptı diye. Evet. Sonradan bakıldı hemen hızlıca. Şimdi bakalım ne olmuş? Ayağa çarpıyor şurada bak. Değiyor. Sadece yani ayağın ucuna hafif değiyor. Yani yine elle hiç alakası yok. Evet. Yani iki haftadır, bu hafta ikisi de Malatya maçında oluyor. Bu hafta Göztepe Malatya maçında. Geçen hafta Malatya Trabzon maçında. Çok enteresan. Şimdi bu haftakine tekrar dönelim. Hayalet penaltılar. Şu en güzel VAR'ın inceleme şeyi. Orada sanki en net görünüyor gibi görünüyor. İki tane görünüyor yaptım cümle içinde. Kusura bakmayın. Şimdi gelecek. Ama çarpıyormuş gibi de görünüyor yani o açıdan bakınca. Hakemin bulunduğu açıdan. Bakalım. Bu değil de. Bir pozisyonda incelemeye gitti. Ha şurada bak. Evet burada. Bu açı çok iyi. Yok diyor. Velhasıl düzeldi. VAR'ın Tebrik ederiz. Demek ki VAR lazımmış futbola. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Tabii. Değerli izleyenler, nereden geliyor bakayım? Ha, burada gazete almamışız. Uğur Bey, direkt pozisyon almışız. Gaziantep Beşiktaş konuşalım mı yoksa pozisyonlara mı bakalım? Sonraya mı bırakalım? Nasıl yoksa... isterseniz. Ya hadi madem öyle yeri gelmişken Gaziantep Beşiktaş maçından da cumartesi günü oynanan karşılaşmadan birkaç tane pozisyon istedik. Cumartesi günü olduğu için. Hangisi geldi ilk önce? 25. dakikada mıyız? Burada 4. hakemin top kontrolü Mustafa Kürşat Filiz'in. Bunu eğlencelik olarak aldım. Bak top geliyor. Bak 4. hakemin top kontrolüne bak. Son derece futbolu bilen hakemler lazım. Sevindim. Futbolu bilen, evet, futbolu bilen hakemlerin böyle geliyor olmasına. İstanbul bölgesi hakemiymiş. Ben de yeni baktım. Mustafa Kürşat Filiz. Toptan anlıyor belli. Şu estetik kontrolünden. Devam edelim. 36'ya gidiyoruz. 36. dakika. Kenan Karaman, Ciloboci. Burada Beşiktaş'ta oyuncuların Kenan Karaman'ın bir penaltı beklentisi oldu. Evet, Ciloboci'nin bir arkadan müdahalesi var. Şurada bak, net görünüyor. Sağ bileğine, evet. Kenan'ın. Peki topa, evet. Ona bakalım değil mi? Topa müdahale var mı? Yani sanki değmiyormuş gibi. Değmiyor sanki, Kenan'ın bileğine değiyor değil mi? Sanki bile, bak şurada. Bak Kenan vurdu. Yok, topla gördün Kenan mı? Oynuyor. Çok net. Kenan oynuyor. Evet. Çok net bir faul var. Sağ ayağının dışıyla dokunuyor. Sonra darbe geliyor bileğe. Şurada. Evet. Biraz ileriye. Göreceğiz şimdi net. Hop. Kenan topla şimdi oynuyor. Değil mi? Oynadı. Dokundu. Top açıldı. Ciloboci de sağ bile. O esnada da darbe geldi. Sağ ayakla cağ bile. Sağ ceza sahası çizgisinin hemen içi. Evet. Burada şey oldu mu? Uğur Bey, inceleme oldu mu? Olmadı. Çağrılmadı değil mi? Olması gerekirdi. Çünkü kanıt var. Evet. Şey var. Net bir kanıt var. Hamle var yani. Gözden kaçıyor. Net de bir kanıt var. Olması gerekirdi. Bu maçtan bir şeyimiz daha var. Pozisyonumuz değerli izleyenler. 45. dakikadayız. Bu da çok hakikaten ekran başında biz de anlamadık. Futbolcular da anlamadı. Hiç kimse anlamadı ki. Ekran başında biz de anlamadık ne olduğunu. Burada el var. Nasıl oldu? Ne oldu? Bir anda ortalık. Önce Antepli 7 numara oyuncu, yani Kenan galiba. Kenan'a el işareti yapıyor. Şurada değil mi? Şunun için. Evet. Böyle yapıyor. Çünkü dirseğini gösteriyor, evet. Ümit Öztürk. Sonra kenardan bir uyarı geliyor. Muhtemelen yardımcıdan. Karar değişiyor. Galiba Rozier'e elle oynama veriyor bu sefer. Kenan'ın, dikkat edersen Kenan'ın dirseğinden Rozier'in eline gidiyor top. Rozier'in sol eline. Bu sefer Antep lehine veriyor. Serbest vuruşu. O da mı verdi yoksa başka bir şey mi verdi acaba? Neye verdiğini anlamadık zaten. Bir de eli davada değildi. Yaptı hoca. Önce ona verdi. Sonra iptal hareketi yaptı. Şimdi dirseğe vermiş olsaydı atışı Beşiktaş kullanırdı. Atışı Gaziantep kullandı. Atışı Gaziantep kullandı. Evet. Dolayısıyla atışı Gaziantep kullandığına göre. Sonra da burada böyle bir... Ne oldu da atışı Gaziantep kullandı? Gerginlik oldu. Bak, atışı Gaziantep Tosça kullanmaya çalışıyor. Ne oldu da atışı Gaziantep kullandı, onu anlayamadık. Gereksiz iki sarı kart gördü iki takım. Tahminimiz Rozier'in eline gitti, herhalde ona verdi diye düşündük. Bak hoca diyor ki ilk başta şey var. İlk başta dirsek diyor Kenan'a, evet. Beşiktaş lehine veriyor. Sonra iptal diyor. Vazgeçiyor. Tosça da hemen topu alıyor. Bizimmiş diyor top. Kullanmaya çalışıyor. Bu arada ortalık karışıyor. Vida ile itişen bu arada başka bir Antepli oyuncu. Sarı kartı o görmedi. İnan bana, o kadar pozisyon karmaşık ki. Bak, Vida ile itişen başka bir Antepli oyuncu. Sarı kartı Tosça gördü. Atışı yapmaya çalışan. İşte belki bu hareketi yüzünden. Evet. Ama Vida da sarı kart gördü. İtişte oyuncu görmedi. Vida da ilk iten kişi olduğu için mi acaba, bilmiyorum. Ya belki sarı kartların gerekçeleri doğru olabilir ama yani... Gerçekten bu kadar ölü bir maçı canlandırmak istedi herhalde Ümit Öztürk. Yani bir renk katayım, bir baharat katayım dedi. Ya olmayacak iş yani. Buradan kavga çıktı maçta. Bak önce dirsek diyor, dirseğini gösteriyor. Gaziantep'li oyuncular Kenan'a veriyor. İtiraz etmiyor o esnada. Evet. Sonra vazgeçiyor niyeyse. Artık yardımcı uyarısı geliyor herhalde. Topu Gaziantep lehine veriyor bu sefer. Herhalde Rozier el olduğu için diye düşünüyoruz ama ikisi de elle oynama değil. İşin kötü tarafı. Torşa top bizdeymiş. Evet. Yaklaşımı. Torşa atışı kullanmak istiyor aslına bakarsan ama bu yüzden sarı kart görüyor. Tanımı pardon. İkisi de elle oynama değil bana sorarsan. İkisini de elle oynama olarak değerlendirmek lazım. Yani bir pozisyonda iki yanlış karar, iki de bedava sarı kart. Alanyaspor Altay maçına gidiyoruz değerli izleyenler. Yine 2'de 2 yapan bir diğer ekibi. Buradan çıkarılacak ders ne biliyor musun? Buyurun. Futbolun ruhu, maçın ruhu diye bir şey var. Çok fazla oynamamak lazım maçın ruhuyla. Mesela sadece hakemlerin aslında kendi aralarında bildiği, çok dile getirmekleri bir şey söyleyeyim. Top dışarı çıktı, tamam mı? İki oyuncu karmaşık pozisyon, top dışarı çıktı. Kimden çıktığını fark etmedin. Top taca çıktı. Biraz beklersin. Bakarsa atışı kim kullanıyor? Diğeri de itiraz etmiyorsa sesini çıkarmazsın. Ama mesela basit bir şey. İşte bu oyunun ruhu. Doğru söylüyorsun da top rakipten çıksa da tacı atmaya koşan da bir sürü oyuncu var ya. Ama biri tacı atmaya koştu, diğeri de itiraz etmedi ya. Oradan anlarsın ki kendi aralarındaki pozisyonu bir şekilde çözmüşler. Sen de göremediysen oyunu akışına bırakırsın. Oyunun ruhuna dokunmazsın. Spirit of the Game. FIFA kural kitabının 1. sayfasında vardır. Bu oyunun ruhuyla ters düştü burada olanlar. Yani oyun normal kendi tabiatı içinde akacakken akışını değiştirdi. Ümit Öztürk 2 tane manasız karar, 2 tane sarı kart. Alanyaspor Altay. Ben bunu çok güzel olduğu için almak istedim, Rodriguez'in frikini. Bu Panenka penaltıları oluyor ya. Evet. Hani oyuncular Panenka penaltısı atıyorlar. Rodriguez adeta Panenka frikiye attı. Bir arkadan, Rodriguez'in arkasından bir açısı var. Bak bak, frikiye bak. Adeta Panenka frikiye attı. Ayak içiyle gerçi ama. Orada gözüne kestirdi barajın kısa olan bölgesini. Onun üzerinden topu aşırttı. Çok iyi frikik. Kaleci de hiç beklemiyordu. Oraya zaten kıpırdayamadı. Son zamanda bizim golcü kaleci programında da geçen hafta değerlendirildi. Ali Gültiken'le Tolga Zengin bir atan bir tutan olarak değerlendirildiler. Harika. Son dönemde barajlarda mı bir problem var? Kalecilerin ölçmesinde mi şimdi bir problem burada, var? Bir dur burada. Ya da böyle bir genelleme yapabilir miyiz? Bak abi, şu pozisyona bak. Sence Rodriguez kimin üzerinden topu vurmaya karar verdi şu beşli barajda? Fatih'in sanki. Sağdan ikincinin değil mi? İşte Fatih değil mi o? Fatih Aksoy mu? Evet. Sağdan ikincinin. Neden? Baktığın zaman boy olarak görece. Aynen öyle değil mi? Şimdi attır. Rodriguez nereye vuruyor topu? Bak tam oraya vuruyor. Zaten Fatih sıçramıyor bile, sıçrasa da yetişemeyecek. Demek burada, ki, burada kime yazarsın? Barajda bir mühendislik işi. Öyle. Barajda mühendislik işi. O kadar kolay bir iş değil. O yapılanmayı doğru yapmak lazım. Doğru sıralamak lazım. Barajın doğru yeri mi yanlış? Lazım. Mesafesi mi? Yeri biraz mi? Daha bakalım mı acaba? Tek. Bir duralım düşünelim. Şimdi bu kaleci açı... kendi solunu almış ama kaleci direğin dibinden bakmıştır. Muhtemelen bu açı bizi yanıltıyor. Alanya'nın en sağındaki oyuncu muhtemelen tam direğin hizasındadır. Bize sanki çok dıştaymış gibi görünüyor ama bence değildir. Bu açı yanıltıyor olabilir. Eğer dıştaysa da barajın yeri de yanlış. Bir yandan da göreceğiz şimdi değil mi? Kale arkasından görmemiz lazım. Var mı o açı? Sağ direğin arkasından görmemiz lazım. Ya, evet öyle. Peki. Kesin öyle. Sağ direkle bak buradan daha iyi. Sağ direkle barajın en sağı burada aynı hizada aslında. Barajın en sağındaki oyuncu var ya, 6 numara. O aslında sağ direkle aynı hizada. Yani barajın yeri yanlış değil. Peki. Yalnız barajın yapılanmasında sıkıntı var. Şimdi bak bir tane uzun oyuncu var. Ortada. Onun kurtarırı var. Ama onun solundaki oyuncu Fatih'in üzerine vuruyor, Rodriguez. Değerli izleyenler, Kasımpaşa Giresun maçından da bir almak istediğimiz şey var, pozisyon var. 49. dakikadan. Bu da çok enteresan. Bir gol atıyor Giresun Spor. Şimdi bir gol atacaklar. Diabate koştu merkezden, golü attı. Golü attıktan sonra formayı çıkarıyor. Gol sevinci için. Sanki biz onun forma numarası ya da ismini bilmiyormuş gibi bir de gösterme ihtiyacı hissediyor. Bilinçli olarak, yani sarı kart göreceğini bile bile. Sonra inceleniyor, gol iptal oluyor. Diabate'nin golü. Sarı kart kalıyor. Sarı kart doğal olarak kalıyor ama kamuoyunun zihninde şöyle bir şey oluşmuş olabilir. Yani madem gol iptal oldu, Diabate'nin sarı kartı, hani yazık olmadı mı Diabate'ye diye düşünmüş olabilirler. Gol olmasa o da çıkarmayacaktı yani. Öyle düşünmüş olabilirler. Evet. Ama meseleyi böyle değerlendirmemek lazım. Çünkü maçın herhangi bir anında formayı çıkarmak zaten sarı kart izinsiz olarak. Yani maç normal devam ederken ben durduğum yerde pozisyonu izlerken formayı çıkarırsam da sarı kart. Diabate'nin orada normalde tabiata ters, oyunun tabiatına ters bir şey yaptığını, gol olsun olmasın, gerekçe önemli değil. Gerekçenin maç devam ediyor. O gol iptal olsa dahi, o sarı karta, o formayı çıkarmaya sebep olan olay iptal olsa dahi yapmayacaksın. Evet. Disiplin cezası almamak için. Aynen öyle. Maç devam ediyor. Başka bir yerde ben burada takım arkadaşıma geliyorum, yumruk atıyorum. Sebebi her ne olursa olsun. Topun oynandığı yerde olsun ya da olmasın. Sportmenlik dışı hareket. Ben takım arkadaşıma yumruk attıysam gelecek hakem onu büyük bir ihtimalle kırmızı kartı değerlendirecek. Bu da onun gibi. Formayı çıkarıyorsa gerekçesi benim için önemli değil. Orada oyun devam ediyor mu ediyor. Maç sürüyor mu sürüyor. Formayı çıkarıyorsan sarı kart. Ondan sonra gol olmuş olmamış bir önemi yok. Diabate çok son derece gereksiz. Kulübü tarafından uyarılması. Bence para cezası da olabilir bu tarz sarı kartlarda. Çünkü sarı kart hanene şimdi sarı kart yazdın. Yarın öbür gün 4 olacak o sarı kartların. Cezalı duruma düşeceksin. Doğru. Yani buna gerek var mı? Gol olsa da gerek yok. Son derece amatörce bir hareket. Peki o zaman Uğur Bey bir ara daha rica edelim. Ardından da hem şu ana kadar Spor Toto Süper Lig'de neler oldu, bu akşam hangi maçlar var, onları da ekranlara getirelim. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında şu ana kadar neler oldu, bu akşam neler olacak, hemen gelsin ekranlara. Bu akşam 2 karşılaşma var değerli izleyenler. Saat 19.15'te Trabzonspor Demirgrup Sivasspor'la oynayacak ve saat 21.45'te haftanın son maçında Galatasaray Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda Uğur Bey hemen 2, 4, 8, 9, kaç 10, gol mü oldu? 12, 14, 15 mi oldu? 15. 15 gol. 8 maç 15 gol. Geçen hafta 26 olmuştu. 26, 2.60'tı geçen hafta. Bu hafta 8 maç biraz 15 gol. 1.87. Geçen haftaya göre. Tabii 1.87. Yani bu akşam 2 maç daha var elbette ama. 1.875. Yani geçen haftaya göre 11 gol gerideyiz şu anda. Peki. Ama 2 maç daha var. 2 maç daha var. Önce Posta Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza değerli izleyenler. Terim'den zafer emri demiş Galatasaray. Süper Lig'in 2. haftasında bugün Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. İmparator Hatay maçı öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu Fatih Terim. Maç boyunca tek bir bireysel hata istemiyorum, aslanlar gibi oynayalım, tribündeki 40.000 taraftarımıza galibiyet hediye edelim diye konuştu. Ve oyuncularından da galibiyet sözü aldı demiş. Nelson'u da görüyorsunuz solda. Nelson kadroda demiş. Lisansa çıkarılan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelson Hatay kadrosuna dahil edildi. Danimarkalı stoperin Markao'nun yokluğunda ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Heyecanlı olduğunu söyleyen Nelson, Galatasaray'da forma giymek benim için büyük gurur. Umarım şans bulurum. Kulübüme en iyisini vermek istiyorum sözlerini okuyucusuna aktarmış. Foto Maç Gazetesi hedef 2'de 2 diyor. Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda Hatay'ı konuk ediyor. Sezonu Giresun Spor maçıyla açan Galatasaray bugün Güney temsilcisini ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nın zemini yetişmediği için maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sarı kırmızılı tribünlerin gündemi yoğun. Kerem Aktürkoğlu'na destek vermek için maç öncesi yumruk şovda tribüne önce genç futbolcu çağrılacak. Ayrıca Başkan Burak Elmas'ın son açıklamaları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu kurulları da protesto edilecek diye yazmış gazete. Nelson'un lisansının çıktığını belirtiyor. Burada muhtemel 11'i de gazete tahmin etmiş. Kalede Muslera, Sacha Boey, Alpaslan, Luyendama ve Patrick Van Aanholt. Taylan, Berkan Çikaldao orta sahası. Feguli, Kerem ve Cagne forvet bölgesini bu şekilde tahmin etmiş gazete. Bir sonraki sayfamız, bakayım neredeyiz? Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi de diyor ki Mustafa Muhammed'in talipleri artıyor. Lille ve Marsilya Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcüyü transfer gündemlerine aldı. Sarı Kırmızılılar Temmuz 2022'ye kadar $4 milyon öderse Mustafa'nın bonservisi alınacak. Yani şeye kadar, önümüzdeki sezonun sonuna kadar. Evet. Galatasaray'ın opsiyonu var. Son olarak Sabah Gazetesi'nden geliyor Galatasaray Markaosuz başlığıyla. Özür dilerim, Galatasaray Markaosuz %27. Galatasaray Brezilyalı'nın sahada olduğu 81 lig maçında 51 kez kazandı. Marcao ile %53 olan galibiyet oranı Marcao'suz %27'ye düşüyor. Şöyle bakayım, ayrıntı var mı? Tecrübeli savunmacı ile %53 olan galibiyet oranı Marcao yokken %27'ye düşüyor. Sarı Kırmızılı takım Brezilyalı oyuncunun ligde oynamadığı 11 maçın sadece 3'ünden galip ayrıldı bugüne kadar demiş. Önemli bir oyuncu tabii ki Galatasaray oyunu içerisinde, Galatasaray'ın oyun planı içerisinde. Yani Mehmet Özcan tebrik ederim. Yani güzel bir pencereden bakmış. Ama ufak yani bir matematikçi itirazı, affetsin beni. 81 maç mı Marcao? 81 maç mı oynamışlar? 81 maçta bir yeterli bir data seti. Yani 81 maçta %53. Evet, gerçekçi bir hesaplama ama olmadığı 11 maç. O 11 maçın hangi 11 maç olduğuna bakmak lazım. 11 maçlık data seti küçük bir data seti. 81 evet. 81. Yanıltabilir. 81 evet, yanıltma ihtimali azalır. Çünkü maç sayısı arttıkça daha gerçekçi bir yüzde çıkar ortaya. Ama 11 maçlık data seti biraz küçük bir data seti. Onu bir 11 maçın hangi maçlar olduğu keşke olsa, var mı gazetede? Yok değil mi? Yok. Onları bir görsek daha gerçekçi olurdu o hesaplama. Çünkü 11'de 3 %27 değil mi? 11'de 5 olunca %46 olur. Tam bir anda değişir. Olur. Tam adamına sorun. Öyle %100'de çat diye ben oturacağım. Yok yok, orada vardır maçlar. Ha, bak, yok o. Sadece %27 ile %53 rakamları var Uğur Beyciğim. Yani buna göre %53'e göre 11'de de 6 olması lazım beklenti. 11'de 6 kazanması gereken 3 kazanmış. 3 eksik kazanmış yani, ama o maçları bir görmek lazım. Sözel mezunlarını şu anda bitirdin bu hesaplarla. Bilmiyorum, benden başka karışan var mı? İfade etmeye çalıştım ama 11 maç sayısı az. Yani çok oradan iddialı bir analiz çıkarmak için 11 maç sayısı az. 110 maç süper. Oradan iddialı bir analiz yapabilirsin. 11 maç biraz az demek istediğim o. O maçları bir görmek lazım. Muhtemel 11'imiz var mı sevgili reji? Ha şuradan ben bir dakika. Bakalım önce şey ne tahmin etmiş? Sabah gazetesi ne tahmin etmiş? Hemen şuradan bakıyorum. Allah, bakamadım. Sayfayı. Yine kalede Muslera, Sasha Boy, Nelson Luyendama, Patrick Van Aanholt. Orta sahada Taylan Berkan ve Çikaldao, Feguli, Kerem Cagne. Orada da bir değişiklik yok. Yine 3 aşağı 5 yukarı her bir kişi galiba. Nelson'u ilk saydığın 11'de Alparslan'ı koymuşlar. İlk saydığım 11'de Alparslan vardı evet. İkinci saydığına Nelson'u koymuşlar. Var, evet. Nelson bekleniyor. Lig 11'ine biraz dönüş. Feguli, Kerem Cagne. Orta sahada Çikaldao Avrupa'da oynayamamıştı. Statü gereği daha önce oynadığı için. Çikaldao dönmüş oluyor Taylan ve Berkan'ın yanına ki İlk lig maçında, Giresun Spor maçında çok dinamik bir üçlüydü o. Çok yüksek koşu mesafesi, pas arası, ikili mücadele istatistiği yakalamıştı. Taylan Berkan, Çikaldağ üçlüsü. Ama yaratıcılık tabii o ayrı konu. Ama dinamizm, yüksek puan toplamışlardı. Daha çok Giresun Spor maçı 11'ine benziyor. Değil mi? Giresun Spor maçı 11'inden hatta daha tek sonra... tek bir değişik, stoper değişikliği beklenen. Alparslan yerine Nelson. Yani Randers 11'i değil. Randers 11'inde bayağı bir rotasyon olmuş. Evet. 4-5 tane. Ama Giresun 11'ine göre tek değişiklik. Neyi iyi yapmıştı Giresun maçında Galatasaray? Neyi yapamamıştı? Ufak bir hatırlatma. Çok koşmuştu. 111 kilometre koşu mesafesi çıkmıştı ki 30 dakika eksik evet. Oynamana rağmen. Yani 114-115'i bulabilirdi Marcao atılmasaydı. Takımın en çok koşanı Berkan'dı. Takımın en çok koşanı Berkan'dı. Ligin en çok koşanı evet. Berkan'dı. Berkan, Çikaldao ve Taylan başta olmak üzere çok koşan, çok çalışan, çok savaşan bir Galatasaray vardı. Fiziksel savaşta Giresun özellikle orta saha savaşının üstünlük kurmuşlardı. Kalite biraz şeyin işte bu pozisyonu mesela yaratan Feguli'nin, Cagney'nin biraz sırtındaydı. Kalite konusunda Taylan'ın çok renkli da, değildi. O Taylan attı o şeyi. Değil mi? Pirlo pası. Pirlo'nun pası. Bak çok güzel. Hakikaten çok güzel pas attı. Ama Feguli'nin de stopu vuruşu falan. Onu da unutmayalım. Şu burada da pası atan Cagney bu arada. Cagney. Şu penaltıyı, kazanılan penaltının asistini yapan Cagney. Bir sonraki kazanılan penaltıyı yaptıran Cagney. Birinci golü atan Cagney. Taylan'ın karşı karşıya pozisyonunda pası veren Cagney. Yani Galatasaray'ın bütün yetenek sorumluluğu tamamen Cagney'in sırtındaydı. Onu biraz hani bölüştürebilmek lazım. Onun için de acaba bu kadro yeterli mi yoksa Galatasaray transferde yetenekli oyuncuya mı yönelmeli? Bence Galatasaray'ın yetenekli oyuncuya ihtiyacı var transferde. Benim görüşüm. Pekala. Buyurun Hatay'ın muhtemeli de gelsin ekrana lütfen. Atakaş Hatayspor'un. Geldi mi? Ha. Münir, Atekubbe, Burak, Onur ve Kamil savunma dörtlüsü. Mehdi ve Ribeiro, Emre üçlüsü orta alanda. Kamara, Dylan ve en ileri üçlü de Diouf görev yapacak şeklinde. Tabii çok oyuncu kaybetti Hatayspor. Kadrosunda ciddi bir revizyon söz konusu mesela. Geçen sene Ribeiro'nun partneri Brian Abit'ti. Çok alışıktık orta ikiliye. Savunma göbeği, hatta savunma dörtlüsü tamamen değişti. Ön tarafta işte Kamara ile Akintola'yı görürdük hep. Kenarlarda veya Bupenza tabii ki. Esas onu görürdük. Hatayspor'un çok ana iskeletinden kayıpları var. Ve eksikleri var. Bu da çok enteresan pozisyonda. Bir önceki maçtan bununla başladık. Arda kardeşlerin ceza alanı içinde yakalandığı pozisyon. Buna Lale Hoca Arda kardeşler maçı durdurmamalıydı yorumu yaptı. Haklı olarak, ama Arda kardeşler zaten ceza alanı içinde olduğunu bilse maçı durdurmaz ki. Ceza alanı içinde olduğunu bilmediği için ben avantaj kaybettirdim dedi. Maçı durdurdu. Ya maçı durdurmamalıydı. Evet. Nasıl denir? Teknik olarak öyle, maçı durdurmamalıydı ama zaten adam ceza alanı içinde olduğunu bilse durdurmaz. Dolayısıyla orada hatalısın demek başka bir pencere, ama burada esas mesele, esas burada kızılması gereken konu Arda kardeşlere ceza alanı içinde durmamalısın. Ne olursa olsun bir adım geride olmalıydın. Çünkü ceza alanı içinde durunca böyle arızalara kapı açıyorsun. Esas mesele o yani. Oyun durdurmamalıydın demem burada Arda kardeşlere. Çünkü yerini bilmiyor. Farkında değil. Yerinin farkında değil. Esas mesele yerinin farkında olmaması. Orada ben MHK başkanı olsam Arda kardeşlere derim ki oyun durdurma değil. O değil mesela. O artık o hatayı yaptın, o gitti. Oradan elden gitti. Yerinin farkında ol. Ceza alanı içinde niye bir ayağın ceza alanı içinde hataya açıyorsun, yol açıyorsun. Bugünün bir diğer karşılaşması değerli izleyenler tam saha baskı başlığı ile geliyor ekranlarınıza. Trabzonspor Sivas'ı formda hücum hattıyla yıkacak. Abdullah Avcı ön alandaki zenginliğini iyi kullanıp sonuca gitmeyi planlıyor. Top rakibe geçtiğinde ise herkes pres yapıp savunmaya destek verecek. 4 silahşör iş başında. Hatta 5. Şuradan bakayım. Tam şekilde katarım ben. Abdülkadir Ömür ve Koyuta da yedek silah olarak kullanılacak. Avcı, Vakayeme, Canini ve Bakasetas üçlüsüyle gol arayacak. Roma maçında oyuna girer girmez ağları havalandıran Cornelius ile Gervinho arasındaki tercih ise maç saatinde belli olacak demiş. Şuradan bakayım muhtemel 11'ine tahmin etmiş gazete. Uğurcan Kale'de Perez, Edgar, Hugo ve İsmail savunma dörtlüsü. Berat Hamşik, Bakasetas orta sahası, Gervinho, Vakayeme ve Canini. En ileri uçta görev yapması bekleniyor. Malatyaspor 11'i aynı 11. Evet. Malatyaspor 11. Yani hoca kalesinde gördüğü tehlikeden ya da yediği golden çok daha fazlasını atma şeyinde. Düşüncesinde değil mi? Çünkü orta saha bayağı ofansif tercihler. Berat Hamşik, Bakasetas. Hamşik takımın oyun merkezini ciddi bir şekilde öne taşıdı. Çok değiştirdi işleri. 4 silahşörler demiş. Fotomaç gazetesi mi? Fotomaç gazetesi 4 şöler demiş. Haklı. Ön taraf çok uyumluydu. Bakasetas, Gervinho, Vakame ve Canini, ama ben onlara 5 silah söyler derim. Hamşik'i de katarım. Çünkü neredeyse her golün içinde Hamşik de vardı geçtiğimiz hafta. Bir sonraki sayfa Fanatik gazetesinde Roma öncesi moral maçı Olcay Çakır'ın bugünkü Trabzonspor Sivasspor maçı değerlendirmesi. Avrupa'daki rövanş düşünülerek bugünkü kadroda bir değişim yaşanabilir. Ancak kim oynarsa oynasın Trabzonspor mükemmele yakın kadrosuyla müthiş bir hücum gücüne sahip. Bordo Mavililer 3 gün sonra oynanacak Roma maçı öncesi kazanıp İtalya'ya moralli gitmek istiyor. Muhtemel 11 Uğurcan Kale'de Perez, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Manet Hamşik ya da Siopis belki parantez içerisinde demiş. Bakasetas tabii ki vazgeçilmez. Canini, Vakayeme ve Cornelius'u tahmin etmiş. Gervinho yerine. Tabii Cornelius dakika aldı 2 maçtır. Golle de başlangıç yaptı. Yeni transfer Siopis orta sahada özellikle Berat'ın üzerindeki yükü azaltacak. Çünkü Siopis'in takdir edersiniz ki en iyi olduğu özelliği yaratıcılığı değil, savaşçılığı. Çok savaşçı oyuncudur, sert oyuncudur. O serseri topları kazanır, pas araları yapar, senin koşmadıklarını koşar. kariyeri zaten bunun üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla Hamşik'in değil de daha çok Berat'ın üzerindeki hani sezon boyunca oynanacak 50 maç, 55 maç yükünü azaltacaktır Siopis. Yani Trabzonspor'un çok iyi kulübesi oldu. Onu da altını çizmek lazım. Süper Lig'in en derin kadrolarından biri oldu Trabzonspor. Yani Canini oynuyor, Cornelius da var. Bak veya Cornelius oynasa Canini olacak. Muhtemel 11'e bakınca bir anda aklıma geldi ki yayın öncesinde de konuşmuştuk seninle. Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın'ın Gaziantep maçı sonrasındaki sözleri. Unutmayayım diye hani not alıyoruz her şeyi, sonra unutmayayım diye de kaydettim şeyi, dinledik seninle beraber hocanın sözlerini. İlk yarıda iyi oynamadığımızı düşünüyorum dedi Sergen Hoca. Neden? Çünkü top alması gereken, oyunu yönlendirmesi gereken oyuncular almadılar. Hareketli değillerdi ortada ve çizgilerde dedi. Dolayısıyla ben ilk yarıda iyi olduğumuzu düşünmüyorum. İkinci yarıda iyiydik dedi. Larin'le ve topladık oyuncuları dedi. Biliyorsun Sergen Hoca bence maç sonunda en iyi analiz, takımıyla alakalı, en iyi analiz, oyunla alakalı en iyi analiz yapan, bunu söylemekten çekinmeyen isimlerden bir tanesi ligimizde. Açık yüreklilikle söyledi. Topladık takımı dedi, ciddi bir konuşma yaptık dedi. Larin girdikten sonra da bambaşka bir Beşiktaş. O 15 dakika. Büyük geçmiş olsun bu arada Nazım Sangarya'ya daha sonradan. En Sakalı. Allah özür dilerim. Nereden çıktı ya? Çok özür diliyorum. En Sakalı Sangarya'dan çıktı. Çok özür dilerim. Rasta saçlar karıştı. Vallahi öyle. Gözümün önündeydi halbuki şey. Kusurumuza bakmayın değerli izleyenler. En Sakalı. Büyük geçmiş olsun. Sonradan hastaneden şeyde güzel, sağlıklı, kendinde güldüğü fotoğrafları da paylaşıldı. O ana kadar Beşiktaş hakikaten oyunu yavaş yavaş domine etmeye başlamıştı. Pozisyonlara girmeye başlamıştı. Asıl mesele, Sergen Hoca bütün bunları anlattıktan sonra dedi ki oyuncu değişiklik meselesi. Yani yabancı sayısı. Şimdi Trabzonspor'da Abdullah Hoca da muhtemelen oturacak. Şu oyuncu, ben bir hamle yapacağım. Tıpkı Sergen Hoca'nın ya da diğer teknik direktörlerin yaşadığı gibi. A oyuncusunu çıkaracağım. Bir hamle olarak B oyuncusunu sokacağım. Ama onu yapabilmem için şunu yapmam gerekiyor. Evet. Bir de bunun hesabını yapacak. Doğru. Ya mesela dünya... Berat'ın yerine Siopis oynatayım dese 9 yabancı oluyor. Gibi. O yapamıyor işte. İsmail'in yerine Tronson'u koyayım dese 9 yabancı oluyor. Çünkü ya da aynı pozisyonda bir yerli bir yabancı var. Diyor ki ben onu almadan önce şöyle bir değişiklik yapmalıyım. Oyun akıyor. Şimdi bu yani gerçekten olacak çok, iş mi? Hakikaten. Şimdi biz buna isyan ettiğimiz zaman haksız duruma düşüyoruz ama bu olacak iş mi yani? Bir tek direktörün işi bunlarla uğraşmak mı? Veya futbolun tabiatına, doğasına sizce bu uygun mu yani? Vallahi futbolun doğası bu mu olmalı? Ruhuna ters, futbolun ruhuna ters. Şimdi Beşiktaş ya da Trabzon ya da Galatasaray ya da Beşiktaş'ta hani sıcak yaşadık ya olayı. Evet. 65. dakikada Gezzal'in yerine Gökhan Töre değişikliğini biraz mecburiyetten yaptı. Çünkü o değişikliği yapmasaydı sahadaki yerli oyuncu sayısı azalıyordu. Tabii. Tamamlayamadı. Gökhan Töre'ye yani bir statü yoluyla yarım saat verdik ekstra. Gökhan yarım saat fazla oynamış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tercihiyle. Sergen Hoca'nın değil. Sergen Hoca yapmadı değişiklik. Tabii, Türkiye Futbol Federasyonu statüsü yaptı. Peki biz Gökhan Töre'yi mi kazandık bu 30 dakikada? Gökhan Töre için daha mı iyi oldu? Bu 30 dakika ona statü yoluyla vermek. Yani. Yoksa Gökhan çok çalışıp Gezzal'i kesmeye mi çalışmalı? Hangisi? Bu adil mi yani? Bak biz bunu dilimizde tüy bitmiştir herhalde bu konuyu konuşmaktan. Örnekleriyle yurt dışında oynayan oyuncularımız, yabancıların Türkiye'ye bakış açısı, oyuncularımıza bakış açısı. Çünkü rekabet ne yapar? Herkesi daha iyileştirir. Yerli yabancı hiç fark etmez. Senin sözün ilk günden, vallahi ne zaman duydum hatırlamıyorum da ilk günden beri kafamda. Kendi ülkendeki yabancı ile rekabet edemiyorsan, Avrupa kupalarında nasıl yabancı diğer takımları rekabet edeceksin? Çok basit, matematik çok basit. Bundan çekinmememiz lazım. Bundan korkmamamız lazım. Daha iyiysek eğer zaten kimse bizim elimizden alamaz ki. Daha iyi oluyorsak zaten kimse bizim elimizden alamaz. Ama olmuyorsa bir başka sıkıntı var demektir. Bir de oraya bakmak lazım. Yani böyle tamam. Hani o kadar komik ki. Yani komik demeyeyim, özür dilerim. Bence mantığını bulamıyorum. Yani bu böyle olsun deniyor ve oluyor, o kadar. Başka bir şey değil. Yani bu böyle olsun. Neden, niçin? Daha başka bir formül yapılabilir mi? Hayır. Yani Türk futboluyla ilgili hayati bir karar alınıyor. Bu konuyla ilgili mesela Sergen Yalçın'ın görüşü bu. Dile getirdi. Bunu mantıklı bulmuyor. Fatih Terim zaten mantıklı bulmuyor. Zaten şimdi yabancı serbestiyetini çıkaran oydu Türkiye Futbol Direktörü olarak, değil mi? Fatih Terim mantıklı bulmuyor. Ya dış basını da çok ihmal ettik ama buyurun, özür dilerim. Hayır, Türk futboluyla ilgili kararları Fatih Terim gibi, Sergen Yalçın gibi Türk futbolu efsanelerinin fikirleri mi daha önemli? Türk futboluyla ilgili hayati kararlar alırken Yoksa Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaki iş adamlarının mı? Şimdi mantık olarak... Şenol Hoca'nın fikri de yabancıda sınır olması. Neydi? Evet, Şenol Hoca tek kriterli olmalı, ediyor. Evet. Kriterli olmalı ama sınır olmalı şeklinde. Ama Sergen Yalçın'a bakarsan, ne bileyim Fatih Terim'e bakarsan, Mustafa Denizli'ye bakarsan onlar sınır olsun demiyor. Türk futbolunun başka önemli efsaneleri yani şu an... Ya yarın elbette daha olacaktır başka efsane isimler ama şu anda konuşanlar, fikir beyan edenler olarak dile getirdik. Bence onların görüşleri daha değerli. Yani eğer sanayiyle ilgili, ticaretle ilgili bir karar alınacaksa evet. Türkiye'nin gözde iş adamlarına soruyor. Ama futbolla ilgili bir karar alınacaksa bence Fatih Hoca'nın, Sergen Hoca'nın görüşleri daha değerli. Bunun sebebi takımlar fazla para harcamasın mı? Bunun sebebi yerli oyuncu takım bulamıyor mu? Takımların daha az para harcadığı da şüpheli. İsmail Köybaşı transferinde Ahmet Ağaoğlu kendi ağzıyla söylemedi mi? Bu transferi yabancı sınırlaması sebebiyle yapıyoruz diye. Bu sefer de o... Hatta biraz garip oldu dedik. Bu sefer de o doz aşırı paralar bir takım yerli oyunculara harcanıyor. Yani şimdi isim anmaya gerek yok. İsim anıp hep bazı oyuncuların kalbini kırıyoruz. Onlardan da özür dilerim buradan, işte Tarık'ta, Alper'de sürekli isimlerini anıyoruz. Çocuklara da ayıp oluyor yani. Şimdi Tarık'ta kimsenin, Alper'de kimsenin, Mehmet Topuz'da kimsenin başına silah dayayıp bana bonservis ödeyin demedi. Statü görüyor o bonservisler onlara ödendi. O çocukların da suçu yok. Sürekli onların da kalbini kırıyoruz. Onlardan da ben kendimden alma özür dilerim. Neyse, bu konu çok konuşulur da aklıma bir anda geldi. Muhtemelen Abdullah Hoca da yapacak aynı hesapları. Diğer hocalar da yapacak. Sergen Hoca'nın dile getirdiği hesapları. Şimdi Uğur Beyciğim, hangisine geçelim? Nice Marsilya maçı mı? Yoksa şey mi? Ronaldo mu? Hangisini istersiniz? O ikisine herhalde vaktimiz yeter. Nasıl o zaman önce Nice Marsilya ile başlayalım. Değerli izleyenler, L'Ekip gazetesinden geliyor ekranlarınıza hafta sonu oynanan karşılaşmalarda. Diyor ki gazete, Lig 1'de büyük olaylara sahne olan ve yarıda kalan Nice Marsilya mücadelesini kabul edilemez manşetiyle okuyucusuna duyurmuş. Neler oldu? Nice Marsilya maçı, Lig 1'in 3. haftası, 1-0 önde Nice. Oyun oynanırken Dimitri Payet'in sırtına bir su şişesi isabet ediyor. Bir süre hani acı çekiyor. Sonra alıp şişeyi geri iade ediyor tribüne. Ondan sonra da tribün arkasında, özür dilerim, kale arkasındaki tribünden seyirciler bir anda sahaya inmeye başlıyor. Ortalık karışıyor. Maç, teknik ekip, takımla oyuncular ve hakemler soyunma odasına gidiyor. Sonra tekrar geliyorlar sahaya. Ancak Marsilya takımı gelmiyor ve maç tatil ediliyor. Orada ilginç, bilmiyorum, belki bilmeyenler için bir not. Ben çünkü Uğur Melek'e sorduğumda öğrendim. Yani neden Nice'in korner kullanılarak devam edecekti ya normalde maç. Neden hakem böyle yaptı diye. Kural bunu gerektirdiği için. Yani tatil edilecekse bile, rakip takım çıkmıyorsa bile her şey yerli yerine konacak. Bakılacak, o zaman yok, o zaman tatil. Tabii onu edilecek. Göstermen lazım. Çünkü Marsilya çıkmıyor sahaya. Baksana, hakem bayağı daldılar yani. Hakem sonra oynatmak istedi. Marsilya takımı sahaya çıkmayı reddetti. Yani çok çirkin. Hem Fransız futbolunun kendini sorgulaması gereken hem de Nice tribünlerinin kendini sorgulaması gereken tabii acı bir durum. Kabul edilemez. L'Ekip'in manşetinde olduğu gibi. Evet. Bir tarafta da Ronaldo hikayesi var. O da gelsin La Gazzetta dello Sport'tan. Diyor ki başlık, çılgın ayrılık. Ne oluyor peki? Juve çılgın ayrılık. Serie A'nın ilk haftasında Juventus'un Udinese deplasmanında yaşadığı şok bu başlıkla manşete taşınmış. Söz konusu haberin alt sıralarında Massimiliano Allegri transfer iddialarının gölgesinde kalan Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesine çekerek takımını sahaya sürdü. Sahada aradığı serbestliği elde eden Dybala oyunun ilk bölümünde bir gol bir asistle Juventus'u iki farklı öne geçirdi. Ancak Juventus'un Fendi 3 puana yetmedi. Son yarım saat şans bulan Ronaldo sürekli ofsayta düşerek adeta ayrılık iddialarını doğruladı değerlendirmesini yapmış Juve çılgın ayrılık başlığıyla. La Gazzetta bayağı yorum katmış. Evet, bayağı yorum katmış. Çünkü bir de golü iptal oldu. Onda haksızlık etmemek lazım. Bir gol attı. 3-2 oldu sandılar ama gol iptal oldu. Yani o kadar da çok çok kötü bir 30 dakikalık performans yok. Ama bir taraftan da hafta içinde Mourinho Ronaldo ile ilgili çok güzel bir açıklama yapmış. Juventus 2 sene önce bir nükleer silah transfer etti. 3 sezon oldu, hala nasıl kullanılacağını bilmiyor dedi. Juventus eleştirdi Ronaldo'yu kullanamama konusunda, ama Ronaldo'yu kullanmak da bence zor. Sanki hikayenin de sonuna gelindi. Kulübü onu satmaya çalışıyor. Çünkü çok yüksek maaş var. Yanılmıyorsam 28 milyon euro maaşı var. Yani bonservisinde de değiller muhtemelen. Yani sadece bu maaştan bir an önce o yükten çıkmak istiyorlar. Ama alırken de biliyorlardı böyle olduğunu. Evet, bence bile yanlış transfer. Ya Serie A'da en çok maaş alan oyuncu 7-7,5 iken Ronaldo'yu 28'e aldılar. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi tamam, senin en çok maaş alan oyuncunun 4 katı. Ronaldo'yu ödersin de. Yani Ronaldo da zorla gelmedi herhalde, değil mi? Şüphesiz. İşte diyorum ya, kulübün transfer stratejisi orada sanki çok doğru değildi. O sezon başında tamamen, bak bilmeden söylüyorum ama sezon başında bazı şeyler, projeksiyonlar yapılıyor. Şu kadar forma satarız, bilmem ne, havada karada çıkarırız falan, galiba olmadı. Ronaldo'da olmadı galiba. Messi'de oldu da, Messi'nin Paris transferinde tükenmiş formalar falan. Ronaldo Juventus'ta, Ronaldo Real Madrid transferinde de olmuştu. Çok karlıydı. Tabii tabii, o gittiğinde, ilk gittiğinde hatırla, yine hiç forma koli yetmiyordu. Ama tabii o belli bir zaman sonrasında bir yerde duruyor yani, tabii. Ona projeksiyonları yaparken bir hesap o. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Ronaldo Real Madrid'e gittiğinde imzası gecikmişti. Bir türlü imzalayamamıştı. Kamuoyunda böyle söylentiler çıkmış. Sebebi neymiş biliyor musun? Neymiş? Ronaldo'nun kendi kişisel yaptığı anlaşmalardan Real Madrid'in alacağı pay. Kendi reklam anlaşması, imaj haklarıyla anlaşma yapıyor ya. Real Madrid diyormuş ki bizim bütün futbolcularla %50. Sen de %50 ile imza alacaksın. Ronaldo kabul etmiyor. Daha düşük bir pay veriyor. Uzun süre imza atılamamıştı. Yani o zaman için başka bir tablo vardı. Pekala. Ama şu anda diyorsun ki hani bu, artık uzatmayalım da süremiz sona erdi. Son olarak devamlı offside'e düşmese de çok gerçekçi bir bakış açısı La değil mi diyeceğiz. La Gazette'de biraz ayıp etmiş. Peki. Bugünkü son cümlemiz de böyle olsun. Değerli izleyenler, bu akşam maçlar oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta tamamlanacak. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız ve hem bu akşamki maçları hem de geri kalan bütün gündemi değerlendireceğiz. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.